Merhaba Web Tekno takipçileri, ilginç ürünlerin bu bölümünde Parrot Bebop Drone inceliyoruz. Bebop Drone içinde 1080p kamera barındıran oyuncakla gerçek profesyonel drone arasında bir alet. Sarı, mavi ve kırmızı renk seçenekleri bulunuyor. Drone'u kontrol edebilmeniz için cep telefonu veya tablet kullanmanız lazım. Eğer bunu istemiyorsanız Sky Controller isimli fiziki kumandasını almanız gerekli. Ancak şunu da söyleyelim, bu kumanda gereksiz pahalı, ortalama 1700 lira civarında satılıyor. Preflight isimli cep telefonu ve tablet uygulaması oldukça çeşitli ayarlara olanak sağlıyor. Flight Plan isimli bir özelliği var. Bu özellik sayesinde sizin daha önce haritada belirlediğiniz yerlerde drone kendi kendine uçabiliyor. Ancak bu özelliği aktif etmeniz için uygulama içi satın alım yapmanız lazım. Bunun fiyatı da 52 lira. Drone'a yine o kadar para verdikten sonra 52 lira uygulaması için harcamak bize biraz mantıksız geldi. Gövdesi plastik ağırlıklı ancak yine ağırlıktan biraz kısmak için belli başlı yerleri strafordan yapmışlar. Şu kameranın olduğu bölüm mesela tamamen strafor. Arkasında gördüğünüz pil kısmı drone'un en ağır parçalarından birisi. Bu pil çıkabiliyor. Şurada bir cırt cırt sayesinde de havada sabit kalabiliyor. Şuradan tutup çıkarttığımız zaman şöyle görebiliyoruz. Bu pil, şu üzerinde hemen tekrar bakayım, 1200 mAh. Kutudan 2 tane çıkıyor bu pilden. Ve 1 tane pille ortalama 11 dakika uçabiliyoruz. Yani bu drone aldığımız zaman toplam 22 dakikalık bir uçuş gerçekleştirebiliyoruz. Piller 45 dakikada tam şarja ulaşıyor. Yani 2 pili şarj edip evden çıkmanız 1,5 saat sürecek. Şunu da belirtelim, siz havada 17 dakikalık mesela bir çekim yapacaksınız, bu drone ona müsaade etmiyor çünkü pil 12 dakika sonra bitiyor. 12 dakika sonra tekrar yere indirip yedek pili takmanız lazım. Keşke iki pil çıkması yerine tek başına 22 dakika idare edebilen bir pil tasarlasalarmış diyor insan. Gelelim kamerasına. 1080p Full HD çekim yapabilen bir kameraya sahip. 4K gibi bir özellik yok bu kamerada. Geniş açılı bir kamera. Ancak GoPro'dan beklediğimiz performansı bunda beklemek biraz yanlış. Şunu belirtelim, kameranın konumlandırılması çok kötü. Şu şekilde bir düşüş sağlarsa eğer drone, kamera direkt çizilmeye hatta kırılmaya çok müsait. O yüzden keşke daha korunaklı bir şekilde kamerayı yerleştirselermiş. Yani en azından bunu kullanırken düşürecekseniz de şu kameranın olduğu tarafa değil de başka bir tarafa doğru düşürmeye özen gösterin diyelim. Kamerayla ilgili söyleyebileceğim diğer bir olumsuz taraf da gece kullanım açısından çok iyi değil. Gece bayağı grenlenme oluyor kamerada. Ayrıca drone'un üzerinde çalışıp çalışmadığına dair bir ışık var. Bunun dışında herhangi bir ışık yok. Siz gece karanlıkta bunu kullanacaksınız. Hiçbir şekilde göremiyorsunuz arkadaşlar drone'un nerede olduğunu. Zaten kamerası da gece çok iyi çekmediği için akşam az ışıklı yerlerde çekimi pek tavsiye etmiyoruz.
Peki bu kamerayla çektiğimiz görüntüler nereye gidiyor derseniz de kendi içinde 8 GB'lık bir hafızası var, oraya kaydediyor. Herhangi bir micro SD kart girişi yok, bu da yine olumsuz özelliklerinden birisi. 8 GB'da kaydettiği bu görüntüleri isterseniz telefon veya tabletinize indiriyorsunuz, isterseniz drone'un arka tarafında bulunan USB çıkışından bilgisayarınıza aktarabiliyorsunuz. Etrafı çok açık olan bir alanda, hani böyle çok fazla ağaç, direkt bina gibi olmayan yerlerde kullanacaksanız menzilinin 250 metre olduğu söyleniyor. Ancak bunu bize sağ olsun bir takipçimiz getirdi, abi bunu inceler misiniz diye, sağ olsun ofisimize kadar geldi. Emanet mal olduğu için biz fazla deli deli hareketler yapmadık bunda. Daha böyle civarımızda en fazla 10-15 metre öteye götürdük. Ancak açık alanda kendi sitelerinde belirttiği üzere 250 metrelik bir menzili var. Gelelim Bebop'la ilgili son sözlerimize. Eğer bu ürünü almak istiyorsanız cep telefonu veya tabletten kontrol etmesi bir hayli zor arkadaşlar. Alıştıktan sonra tabii ki de kolaylaşıyor ancak alışana kadar da göbeğiniz çatlayabilir. O yüzden Sky Controller ile birlikte almanızda fayda var. Tabii Sky Controller ile birlikte aldığınız zaman 3-3500 lira fiyat etiketine kadar yükseliyor. Yani bu işte profesyonel olarak ilgilenmek istiyorsanız, ben drone olayına varım diyorsanız sonuna kadar daha iyi drone markalarına yönlenmenizde fayda var. İşi sadece drone yapmak olan firmaların dronelarına yönelmeniz sizin açınızdan artı olabilir. Ha ben profesyonel ilgilenmeyeceğim, sadece eğleneyim, arada bir görüntü kaydedeyim de diyorsanız Bebop işinizi gayet iyi görebilir. Hatta tamamen oyuncak olarak görüyorsanız Sky Controller'ı bile almanıza gerek yok. Bebop'u tek başına almanız sizin için yeterli olacaktır. Eğer bu ürünü de tek başına alacaksanız 1700 lira ile 2000 lira arasında bir fiyat etiketi var. Bu videomuzda sizlere Parrot Bebop drone inceledik. Aklınıza takılan sorular varsa mutlaka yorum olarak atın. Ayrıca videomuzu beğenmeyi unutmayın. Başka bir incelemede görüşmek üzere. Hoşça kalın.